Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere tasarım ortamıyla eş zamanlı çalışabilen analiz çözümü Creo Simulation Live ile ilgili uygulamalı bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle firmaların beklentilerini bir inceleyelim. Genellikle ürünlerinin performansını daha iyi anlamak birinci hedefleri arasında yer alır. Çünkü üretmiş oldukları ürünler maruz kaldıkları yükler altında gerekli dayanımı gösterir mi göstermez mi? Bunu öğrenmeye çalışırlar. Pazara çıkış sürelerini ve ürün geliştirme döngülerini hızlandırmaya çalışırlar. Daha kısa sürede tasarımları gerçekleştirmeyi hedeflerler. Daha az prototiple maliyetleri düşürüp tek seferde istenilen kalitedeki ürünleri elde etmeyi hedeflerler. Ürün üretildikten sonra da garanti sorumluluğu ve maliyetleri düşürmeyi amaçlarlar. Süreçleri baştan sona incelediğimizde süreçlerimiz konseptten imalata kadar sürmektedir. Bu süreçlerin içerisinde analiz adımı oldukça önemlidir. Tasarım bittikten sonra gereksinimleri karşılıyor mu ürünümüz? Bunu analiz çözümleriyle öngörebiliriz. Fakat doğru sonuçlar için bir analiz uzmanına gerek duyulur. Ve bu süreçler birbirinden bağımsızdır. Yani tasarımcı tasarımını yaptıktan sonra modeli analizciye verir. Analiz uzmanı onun üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir. Diğer bir zorluk ise tasarlanan model birebir analize sokulamaz. Mesh sayısını düşürme, analiz süresini kısaltma, donanım ihtiyacını azaltma çabalarından dolayı basitleştirilmiş modeller tercih edilir. Tasarımları yaptığınız, analizleri yaptığınız üründe bir değişiklik olursa tekrardan analiz süreçleri yapılmak zorundadır. PTC ile Ansys işbirliği sonucu ortaya çıkan Creo Simulation Live, CAD ile analiz arasındaki bariyerleri tamamen ortadan kaldırır. Creo Simulation Live, konsept ve detaylı tasarımlarda size anlık ve etkileşimli bir şekilde rehberlik eder. Daha yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip analizlere ihtiyaç duyarsanız, Creo'nun simulation çözümleri size yardımcı olacaktır. Creo Simulation Live, Ansys içerisindeki mesh yapısı ve motoru sayesinde çok hızlı bir şekilde analizlerinizi yapmanızı sağlar. Kolay kullanımı ile ilk arayüze oturur oturmaz ilk analizinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Analiziniz devam ederken model üzerinde yeni oluşturacağınız geometriler veya mevcut geometriler üzerinde yapacağınız değişiklikler yapılabilir durumdadır. Yapmış olduğunuz değişiklikler anlık olarak hesaplanır ve analiz sonucunda size bilgi olarak gösterilir. Ansys teknolojisi sayesinde güvenilir sonuçlar elde edersiniz. Şu anki yapıda yapısal, termal ve doğal frekans analizleri gerçekleştirilebilmektedir. İlerleyen günlerde bu yetenekler de arttırılacaktır. Şimdi canlı demo kısmına geçelim. Modelimizi açalım. Tasarımınızı yaptınız. Sonuçları görmek istiyorsunuz. Live Simulation'a geliyorsunuz. Sade bir arayüz gördüğünüz gibi. Buradan mesnetimi seçiyorum. Şuradan sabit mesnetle bağlayacağım diyorum. Daha sonra yüklerim var burada. Kuvvet, moment, basınç, yer çekimi, merkez kaç gibi kuvvetlerim var. Kuvveti seçtim. Şu yüzeye uygulayacağım diyorum. Sağ alt köşede bir koordinat sistemi var. Buradan birimimi seçiyorum. Yönümü o koordinat sistemine göre belirleyip eksi mesela 2000 Newton uygulayacağım diyorum. Buradan materyalımı seçiyorum. Çeşitli malzemeler bulunuyor buradan. İstediğiniz
malzemeleri seçebilirsiniz. Fakat şurada benim daha önceden atanmış, seçilmiş ama atanmamış bir malzemem var. Onu assign ediyorum. OK dedim. Malzememi de tanımladım. Artık simulation'ı başlatıyorum. Ve hesaplamaya başlıyor. Burada 170 megapaskallık bir gerilim. Akma sınırınız eğer bunun altındaysa tanımladığınız malzeme için, temperlenmemiş bir alüminyum 60-61 için 130 civarı diyebiliriz megapaskal olarak. Yani bu riskli bir yapıya sahip. Sonuçları yer değiştirme olarak görmeye de imkan sağlıyor. Deformation'dan milimetre 1.79 milimetre bir yer değiştirme olduğunu görüyoruz. Çeşitli sonuçları buradan görebilirsiniz. Deformasyonu animasyon olarak görme imkanına sahipsiniz. Animasyonda speed ve scale kontrollerini de gerçekleştirebilirsiniz. Renk geçişlerini buradan yönetebilirsiniz. Deformasyonu durdurabilirsiniz. Simulation prop'tan gelip klikleyerek işte yer değiştirme miktarını görebilirsiniz. Display options'tan show min max ile minimum ve maksimum yerleri görebilirsiniz. Setup kısmına gelirseniz buradan performansı yönetebilirsiniz. Daha hızlı ama daha az hassas olmasını istiyorsanız speed tarafına, daha yavaş ama daha hassas çalışmak istiyorsanız accuracy kısmına geçebilirsiniz. Analizinizi yaptınız, riski gördünüz. Şimdi modelleme kısmına geçiyoruz. Modellemeye geldiğimizde de sonuç ekranımızda gözüküyor. Mesela buradaki sketch'i kullanarak buraya bir trajektörü rip oluşturuyorum. İşte 5 et kalınlığı olsun, 3 draft açısı olsun, OK diyorum. Yaptığım değişiklik sonucunda hesaplamayı güncelliyor. 156 megapaskala düştüğünü görüyoruz. Ama bizim için hala riskli. O zaman geliyorum, Edit Definition diyorum. Shell kısmını 5 olarak değiştiriyorum. Et kalınlığını değiştirdim. Yine hesaplamaya başlıyor. 78 megapaskala kadar düştü. Güvenilirliği sağladığımdan emin olmuş oldum. Simulation Live'a geldim. Buradan Options'tan bir de Deformation'ı görmek istediğimi söylüyorum. 0.35 milimetreye kadar yer değiştirme değerinin düştüğünü görüyorum maksimum olarak. Simulation Report'a gelirseniz şu şekilde yapmış olduğu analizleri size bir report olarak sunacaktır. İşte yer değiştirme miktarı minimum maksimum, volumes değerleri minimum maksimum olacak şekilde karşınıza geliyor. Modelinde bir görseli karşınıza geliyor. Bunu isterseniz HTML olarak kaydedebilir, isterseniz print alabilirsiniz. Creo Simulation Live'a nasıl sahip olabilirsiniz? Creo Parametric 5.0.3 versiyonuna sahip olan kişiler deneme versiyonuna sahip olabiliyorlar. Yapmaları gereken işlem basit. Şimdi onu göstereceğim. Bir model açalım. Live Simulation tabına geliyorsunuz. Simulation Live'a tıklayıp karşınıza gelen formu dolduruyorsunuz. Daha öncesinde bir PTC hesabınızın olması gerekiyor, bilginiz olsun. Lisansı alırken ücretsiz olarak bunu oluşturabilirsiniz ptc.com'dan.
Download now diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Burada PTC account'unuzun bilgilerini giriyorsunuz. İsminiz, kullanıcı isminiz, mail adresiniz olacaktır. Ve password'ünüzü giriyorsunuz. Daha sonra lisansı al diyorsunuz. Lisansı aldıktan sonra bir kurulum yapıyor. O kurulum sonrasında Creo'ya kliklediğinizde size şu şekilde seçenek sunuyor. Simulation Live ile başlayarak deneme versiyonunu kullanabilirsiniz. İyi günler diliyorum.